Herkese merhaba, selamünaleyküm. Ben Noyan, arkamda da Gandalf S350. Bakın, bir yıl önce almışız, 2020'nin Aralık ayında. 169 bin almışım, 6000-7000 km arası yol yapmışım. Bunun çoğu uzun yol zaten, 3 kere Didim'e gittim. O tek başına 5400 km falan yapıyor. Ne yaptık? Bu süre içerisinde onları anlatacağım. Bugün yapacağımız bir iki bir şey var. Maybach jantlar taktık kışlık için. Onun taktırma hikayesi var Fırat Oto'da. Onları size aktarıyor olacağım. Arabanın içine geçeceğiz. Araba içi muhabbetleri ama ona geçmeden önce girişi biraz daha farklı olsun. Buradan yapayım istedim. Bir yılda neler yaptık? Gandalf 2006 model. 2008 trafiğe çıkışlı. O işte 15 yaşında 13 yıldır trafikte. Tabii onun götürdüğü şeyler var. Bakım yapılması gereken şeyler var. Onlardan bahsedelim. Tek tek bir toparlama yapalım. Bütçeden kabaca bahsetmeye çalışacağım. Evet, birçok araba oluyor piyasada ama yani temiz olarak alınan araçların bile bayağı bir masrafı çıkıyor. O biraz da tabii şeyle alakalı. Sizin arabaya bakış açınızla alakalı. Ekonomik ömründen ben de biraz yiyeyim arabanın. 2 sene kullanıp devredeyim başka sahibine gibi düşünüyorsanız benim yaptıklarımın yarısını yapmanıza gerek yok. Ama bu sefer sizin sattığınız kişi daha büyük sıkıntılarla karşılaşacak. Bir süre sonra da ekonomik ömrünü tamamlayıp geri dönülemez bir şekilde dolaşımdan çekilecek. Bu da bir milli servet demek bence. O yüzden biz tam şekilde bilmeyi seviyoruz. Şu anda o tam şekilde yaklaştırmak için bir iki bir şey yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi bir uyarımız var. Silecek suyu koyun diyor. Onu da dedim internetten almayayım. Bir benzin almaya gittiğimde bakalım. Açalım bakalım kaputu. Bugün yapacağım ilk şey. Dilimiz çıksın. Hoş geldin. Bu hareketi yaparken dikkat etmek lazım. Kopabiliyor. Şey yapacağız. Servis modunu alalım. Çünkü şurayla işimiz var. Önce buraya yapıyorsunuz. Şunu şöyle bastırıp buradan. Merhaba. V6. Sonra da bunu çekiyorsunuz. Omzunuzu ittirdiğiniz zaman tek başınıza da olsanız bu iş halloluyor. Buradaki şeylerde sorun olmuyor. Bunlar bastırarak gördüğünüz gibi şöyle açılabiliyor. Ops, araba kendini kilitledi. Aç abi. Keliz. Şurada parçası burada. Hemen onu göstereyim. Bu mu? Aynen. Gördüğünüz gibi yetkili servisten aldım. Ayhan abilerden, Ayhan Güngör. Şu rivet, yani plastik perçin diye geçiyor. Biliyorsunuz perçinler tek şeylidir. Yani bir kere kullanırsınız biter. Her ne kadar bu arkadaşın başında böyle yıldız Philips kafa olsa da yıldız tornavidayla yapılıyor gibi gözükse de bir seferlik çoğu zaman, yani yaptıktan sonra bitiyor. Ben buraya normal şey yapmaya çalıştım. Klipsler biliyorsunuz tekrar kullanılabiliyor ama abi klips hiç iç açıcı olmadı. Neden? Çünkü büyük geldi. Gördüğünüz gibi fırlayabiliyor. Allah'tan şanslıyım. Motorun içine gitmedi. Yani o kaybolacak bir yere gitmedi. Neden beni zorluyorsun? Evet. Başarı. Yani aslında o olmasa da olur ama bana olmaz abi. Dediğim gibi bunun kırılma sebebi de rivet, yani tek seferlik olması. Bu tamam, karşıyı yapacağız. Bu çok iyi durumda. Hiçbir sıkıntısı yok. Şuraya ben orası kırık olduğu için bunu da geçirmeye uğraşmadım. Bunu bunun yerlerine geçireceğim ama yine de şurası tabii yılların verdiği bir sıkıntı. Şunu temizleyip buraya cırt yapacağım. Şöyle bu sıcaklığa uygun. Hani kalkıp durmasından iyidir. Bunu sırf bunun için değiştirmek bana para israfı gibi geliyor. Çünkü genel olarak çok iyi durumda. Sırf şurası azıcık şey diye buraya oturtunca. Neyse, şimdi göreceğiz zaten. Buraya aslında hani burayı sökme sebebi benim şey. Size bir video koymuştum. O videoda cam yıkama püskürtme uçlarının böyle normal su attığını gördünüz. Tabii model yanında öyle tasarlamışlar. Normal su atıyor yani, böyle püskürtmüyor. Onları değiştirebilir miyim diye baktım ama size göstereceğim. Tek bir hat gidiyor ve onun üzerindeki şeyleri, püskürtme uçlarını Mercedes ayrı satmıyor. Burası da tamam. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok yakın. Şurada püskürteçler var. Bunları dedim sadece bunları değiştireyim. Mümkün değil. Mercedes 150 euroya
veya 200 euro artık Türkiye fiyatı vergili. Şu hortumu bütün satıyor. Buradan içeriye kadar ve püskürtme uçları dahil. Yani sadece uçları alamıyorsun. Hurdacıya gidip makyajlı veyahut da biraz daha yeni model bir S serisinin kaputunun içinden o hortumu veyahut da sadece püskürtecek uçları tek tek almam lazım. Arayacağım, bulacağım da usta sana onu vermeyi kabul edecek de arabadan sökeceksin de getireceksin. Mercedes'ten de bütün bir hortumu sırf o ince atıyor diye değiştirmek bana da mantıksız, bana mantıksız geliyor. Ama ayarını yaparız. Tıkanıklığı yok. Ayarını yapacağım. Biraz daha yukarı püskürtmesini sağlayacağım. Perçinler tamam. Buradan şuraya aktarılıp arabanın altına gidiyor. Bu bir grommet denen conta şey ama gördüğünüz gibi bitmiş artık. Ekonomik ömrünü tamamlamış. Burada 211 malzeme ama birazdan anlatacağım. Onlar da bu parça kodu da bu şekilde. Yani bu bilmiyorum set olarak mı satılıyor ama iki tane çıktı içinden. Bir arayıp bulacağım. Bundan sanki bir yerde daha şunun altında var gibi hatırlıyorum. Yani montajımızda özel bir şey yok. Buna silikon yağlayıcı sprey sıkabilirsiniz. Bu tarz bir montaj yaparken daha kolay girer. Ben şu an yapmayacağım. O kadar. Şey buradan akıyor ama ağlarsınız. Yani şunun fiyatı 140 lira şu ikisinin. Yanlış hatırlamıyorsam galiba yanlış hatırlıyorum. Şunu sökmüştüm bir ara ben. Ama 211'de mi söktüm? Bunda mı söktüm? Hatırlamıyorum. Şimdi belli olur zaten. Evet. Bunun altında vardı sanki. Orada bir çamur birikmiş. Onu bir temizleyeyim ben. O malzeme niye fazla verilmiş? Burada bir tane daha varmış. Ve o çiftli değilmiş arkadaşlar. Üçlü satılıyormuş. Yani 3'ü 140 liraymış. O zaman çok pahalı değil. Ama bunu takmadan önce orayı süpüreceğim şimdi. Oo. Bayağı bir şey var orada. Yapmışım çünkü orası felaket şekilde çamur olmuş ama şu an tertemiz oldu. Tersten taktığımız için biraz debelendirdi ama sorun yok. Bu ısı kalkanı izolasyon yani bir nevi. Tabi ister istemez ısın soğun bu şeyini kaybediyor. 3M doğal lok. Cırttan bir tık daha üstün bir şey. İki tarafı da sert. Sıkı geçiyor ve kolay kolay bırakmıyor. Evet. Pahalı olmasını demem o ki. Hani şey değil. Basit ihtiyaçlardan ziyade daha komplike ihtiyaçlar için üretilmiş bir malzeme. İstediğimiz zaman da onu oradan alabiliriz. Bugün kaputun içinde yapacağım başka bir şey yok. Kaputu her açtığımda o beni rahatsız ediyor. Doğru. Orayı görmek. Bir ara storylerden paylaşmıştım. Şu aşağıda ışığımız var. Şimdi öncesi sonrasını koyarım. Değiştirdim ama nasıl? Bunları almıştım. Bunların açıklamasında 2006'dan 2013'e kadar S serilerine olur yazıyordu. Değil abi. Makyajlı aynası içinmiş bu. Öyle olunca bu oraya oturmadı. Teon LED taktım. Siz bakın abi. We'll be right back.
Az önce bahsettiğim uyumsuz ampul yerine çok güzel T10 LED ampulleri taktım. Onları gördünüz son 1-2 dakikada. Şu kararan aynanın şeyi, soketi. Aynalarımız aynı zamanda kararıyor. Orta aynayla, dikiz aynasıyla beraber. Bunlar da cam rezistansı, ayna rezistansı. Bunları taktık. Gördünüz hani bütün aşamaları yavaş yavaş yaptık ve bitti. Sıradaki parça ise Almanya'dan sadece ben sipariş etmiş olabilirim Mercedes tarihinde. Ya bunlar eBay'de bulunabiliyor veya buraya işte Japon, Mapon yapılıp bu çözülebilir ama ben o şekilde çözmek istemedim. Bu aydınlatmamız içinde ampulü ve mekanizmasıyla geldi. Mekanizması iyi. Bu şimdilik yedeklerimizde dursun. Bunun içine koyalım. Bu da orijinal yedek parça. Dediğim gibi Türkiye'de yoktu. O derece hani kimsenin kullanmadığı bir şey. Ben dedim bunu sıfır sipariş vereceğim. Bunu da şöyle. Pardon. Evet. Mükemmel bir atlayış. Yaşar. Biraz dar. O yüzden mi kırıldı acaba? Evet. Heh. İşte bu ya. Bu da bir gün markete gittim geldim. Biraz müzik dinleyeyim dedim. Ya arkadan nasıl şey cızırtı geliyor. Neymiş ne değilmiş diye bakarken tak bunu çıkardım. Bunu aradan bir şey yapalım. Gönderelim. Tamam. Burada size göstereyim. Harman Kardon'un şu bayağı bir büyük böyle woofer dedikleri. Burada da bir hoparlör var. Şurada da buna mid surround hoparlörsü. Bu şu sistemde galiba 5 tane hoparlör var. Şu arkadaş bas vurunca titriyor böyle. Titrediği zaman mesela buraya bak sünger koymuşlar. Ama burada bir şey yok. Yani ya da var. Sizlere yok. Kablo var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben şuradan kaldırayım. Bana soruluyor. Şimdi bu tarz temizlik vesaire için ne kullandım? Aşağıda bir link var listem. Orada neresi için ne kullandığımı hepsini koydum. Şey için de burası için de biraz daha kirli olduğu için APC kullandım. Çok amaçlı temizleyici. Bu dediğim gibi 211'den kalan bir parça gerçek Mercedes kumaşlı plastiği. Karton değil bayağı plastik. Bununla kenarları araları dolduracağım. Şu da 7'den kalmıştı. Böyle orijinal bir koltuk altı şeyi. Koltuk derilerin altına koyulan süngerlerden. Bundan da destek yaparım. Şimdi şunu. Bunu da sorabilirsiniz. Bunu teneke kesmek için almıştım. Bu da listemde var. Bayağı memnunum ben bundan. Güzel kesiyor. Çünkü bunu kesmek gerçekten zor. Bu parçayı. Çok kalın. Şurada hafif bir açı var. Bu açı işime gelecek. Orada kastırıp hafif sabit durmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Bunun altında şey var. Woofer'ın soketleri var. Onlar zırıldıyor muhtemelen. Evet kesildi. Ama sanki şuralara da biraz sünger sıkıştırsam. Bunlar kolay. Her zaman erişebileceğim yer ama sünger keseyim biraz da. Döşe parçası. Hafif orada destek yapsın diye. Şunlar arkalarını da kapatmamamız lazım. Yani biraz orayı desteklesin diye böyle şey koyacağım.
Hatta bunu biraz da ittirelim. Şu şeyin arkasını tabları kapatıyor. Çıkartmaktan daha kolaydı takmak. Şunlara destek koymuştuk. Bak hiç engellemedi. Şimdi fasulyenin faydaları. Copyright olmayan bir müzik açayım. Son ses. Evet. İleride biraz daha bir şeyler yapılabilir oraya ama şu an benim için yeterli. Son seste bile yani çok ciddi bir şey kalmadı. Ama bunların hepsini tek tek orada forumlardan araştır, kendin bul. Şuydu buydu. Şu workshop manual aldım. Arabanın her yerine bakabildiğiniz vis. İşte oradan biraz sinyallerden gidiyor. Araştırdım. Gördüğünüz gibi yani kolay bir şey değil. Ama ilgilenip yapınca olunca da bayağı tatmin edici bir şey. Arabaya geçelim. Yine bir Ümitköy Yaşamkent yol inşaatı çalışmasına hoş geldiniz. Burada devam ediyor şey olaylar. Arabayı geçen sene aldık. 211 Mercedes'i verip aldık. Araba aldığımız zaman şeydi, yani temiz bir araba olarak aldık emsallerinin içinde. Bu arabanın şey yok, kazası hiçbir şeyi yok. Boyası yok denecek kadar. Sağ arkada zaten size bu şeyi yaparken bagaja detay yapmıştık. Sizinle paylaşmıştık. Oradaki tüm döşemeleri söküp göstermiştik. Şu kadar bir yerde böyle bir göçük olmuş. Orayı düzeltip lokal boyamışlar 20 santimetreye kadar. Onun harici zaten trameri de yok. Bir şey yok. Böyle bir araba. Servisten de teyit ettik. Trafiğe çıkışı 2008 Haziran. 2006 model olmasına rağmen az önce size anlatacaklarımı yanlış söylemeyeyim diye servisin faturasına baktım, o ilk yüklü faturaya. Alır almaz 18 jantlar vardı. Hemen onları kış aralıkta aldığımız için kışlık lastik taktık. Michelin Pilot 3 taktık. Biraz eski lastiklerdi ama geçen kış çektiğim o şey kar macerası videosu S350'li hiç fena değil. Yokuşta işte Duster, ben bir de Range vardı. Güzel çıktık orayı, sorun yoktu ama tabii daha dişli lastik aldım bu sene. Geçen yıl onu yaptırdık. Ondan sonra kronolojik, yani tarihi sırasını çok hatırlamıyorum ama şimdi yavaş yavaş size anlatacağım. Bir, mekanik olarak neler yaptık arabaya? Aldığımızda direksiyonda hafif bir boşluk vardı. Direksiyon hissi güzel değildi. O şekilde giderdi ama hani hoş değildi, yani zevk tat vermiyordu. Ne yaparız ne ederiz, bakımlıydı, şuydu buydu. Ayhan Güngör servisiyle tanıştık. Yetkili Mercedes-Benz servisi. Hatta 2AMC aldık, size ondan video çektik. O serviste neler yapıldı? Öncelikle bir motorda hata kodu oluştu sonradan, aldıktan sonra. Eksantrik zamanlama manyetikleri var üstte bunların. O solenoidleri galiba yöneten manyetik elektrik geliyor. İşte o manyetik çekiyor falan, neyse. Ondan 4 tane var. Üst zamanlama kapakları söküldü. Onları sökebilmek için de alt tarafta devir daim, işte kayış gergiler de söküldü. Bir zamanlama kapaklarını söktükten sonra gördük ki herhangi bir zamanlama problemi yok. %4'ün altında. O eksantrik dişlileri de gayet iyi. Zincirin durumu iyi. Manyetikleri değiştirdik. Öyle diyorlar. Zamanlama kapaklarına yeni conta yapıldı, kapatıldı. Devir daimimiz kontrol edildi, yeni olduğu görüldü. Termostata bakıldı, termostatta sıkıntı yok. Tabii şey, termostat vesaire bakıyoruz. Tüm antifriz mesela, soğutma suyu tamamıyla değişti. Tabii yağ boşaltıldı, yağın tamamı değişti. Motorla ön tarafta kayışa, gergilere baktık. Onlar iyi. Büyük bir problem söz konusu değil. Hava filtreleri değişti. Yağ filtresi değişti. Yağ Mercedes-Benz marka kondu. Özellikle ben rica ettim. Castrol kullanılıyor yetkili servislerde. Farkını verirseniz Mercedes-Benz marka yağ da konabiliyor. Mercedes-Benz marka yağ koyduk. Hidroliğimiz değişti.
direksiyon hidroliği de değişti, fren hidroliği de değişti. Tüm fren hortumları değişti. Direksiyonda problem var diyorduk. Tüm taşıyıcı kollar, üst kol, lades kemiğine benzeyen üst kol hariç bütün kollar değişti. Viraj denge çubuğu değişti. Viraj denge çubuğunun takozları değişti. Şanzıman yağı, şanzıman filtresi değişti. Arka diferansiyel yağı değişti. Diferansiyel ile şanzıman arasında şaft var. Şaft takozları var. Flex disk diyorlar. Takoz diyorlar. Takozlar değişti. Yani daha sayıyoruz işte ön tarafta. Unuttuğum başka fren hortumları da değişti. Çünkü yani sonuçta o hortumlar eskiyor. Ne kadar yağı değişti, hidroliği değiştirseniz de fren hidrolik hortumlarını da değiştirdik. Sonra ben biraz bir süre kullandıktan sonra 4 disk orijinal 4 disk değişti. Mercedes-Benz marka. Balatalarda Mercedes-Benz marka aldım, değiştirdim. Yazlık 19 jant aldım. S600 orijinal onlar oldu. Sonrasında bu videoda göreceksiniz Maybach kışlıklara geçtik. Onlar değişti. Öndeki yıldız biraz şeydi böyle, isteksizdi, eskimişti. Onu değiştirdik. Onun harici silecek suyu deposu çok kötü durumdaydı. Etrafı çok böyle eskimiş vesaire, onları değiştirdik. Benzin kapağını değiştirdim. Kötü gözüküyordu. Arabanın tüm etrafında kırık ne kadar klips varsa hepsini değiştirdik. Koltuk başlık düğmelerinin arka tarafı ellemedim henüz de. O bende orijinali var, onu yapıştıracağım. Çocuğum olduğu için hani illa oynar morali bozulur diye onu değiştirmiyorum. Ön taraf gözüme battığı için onu Amerika'dan aldım. Kendim değiştirdim. Müzik sisteminde işte bu videoda gördüğünüz arka tarafta izolasyon yaptık. Sağında solunda mesela şu felaket ötüyordu. Her üstüne şunu yapış da gacır gucur yolda giderken bu koltuğun etrafındaki plastik kaplama her şey ötüyordu. Onların bütün ötmelerini vesairelerini hallettik, tamir ettik. Koltukların bazı fonksiyonları da çalışmıyordu. Çoğunu düzelttim. Bir baldır kaldı. İşte onu da bahsettim. Bir dahaki serviste beyin şeyi yapılacak. Beynin yazılımı güncellenecek. Onun harici telefon yoktu şurada. Bu telefonu bulduk. Yurt dışından sağ olsun takipçilerimiz gönderdi. AUX yoktu. AUX'u yaptım. Video AUX'da yaptım kendim. Ondan sonra modül aldım. Geri vites kamerası yoktu. Onu taktım. Bu modül sayesinde No'ya basılı tutarak şeye geçebiliyorsunuz. Dış video görüntüsüne geçebiliyorsunuz. Ona geçtim. O da ne işe yarıyor işte? Hem geri vites kamerasını kullanabiliyorsunuz. Hem de böyle Netflix'tir veyahut da işte şey kullanabiliyorsunuz. Nedir o? Dışarıdan bir tane Android Box takıp onun görüntülerini görebiliyorsunuz. Burada radar olabilir, biraz yavaştım. Sabah çünkü karşı tarafta vardı, motorla döndüm. Onu taktım. Yani multimedya sistemini güncelledim. Onun harici işte ampulleri vesaire eskiydi. Farlardan emin olmadığımız için iç tarafı farları değiştirebiliriz. Farların bütün ampullerini aldım. Evde hazır duruyor. Osram Nightbreaker'ın sislerini aldım. Osram'ın Boost var. Cool Blue diye bir şey var. Cool Blue'lar pek göstermiyor ama Türkiye'ye gelmeyen Boost diye bir modeli var. eBay'den onu aldım. O da yani 1500 lira falan iki tane ampul. Onlar takılacak, onları beklemedeyim. Öncesi sonrası video yapmak istiyorum. Bir de yani sinyalleri de değiştirmek istiyorum ama onları sinyal değişmesi için tampon edip farın çıkması gerekiyor. O yüzden şimdilik ampul yani duruyor evde. Onun harici iç mekanda direksiyonumuzun ahşapları çok kötü durumdaydı. Şuraları falan kötü durumdaydı. İki kere yapıldı. Birinci çok hoşumuza gitmedi. İkinci kez yapıldı. İkinci de şurası çatlamıştı. Tamir gören ahşap. Bir daha yaptırdık. Ahşap dizayn, airbag dizaynı baştan yapıldı. Elbette ki daha sonra vintage'da detaya girdi. Arabanın her yeri temizlenebilecek. Bütün her şey temizlendi. Koruma altına alındı. Bütün detay ince ince. Plastik aksamlar, deri aksamlar. Koltukların durumu önlerin çok çok kötü değildi ama boyanması gerekiyordu. Daha sonra restore olması gerekiyordu. Videomuzu paylaştık. Profesyonel şekilde sprey boyayla çok güzel boyandı ve onun üzerine 3-4 kat sealer attık. Yani o boyayı koruma altına aldık. Dışı polisajı yapıldı. Boya düzeltmeleri yapıldı. Rötuşları yapılıp
seramik yapıldı. Motorun tabanı tamamen yıkandı, temizlendi. Bu zaten ön takım tamamen sıfırlanmıştı. Oraları güzelce toparladık. Aldığımda arka tamponda egzoz için kesik yerler vardı. Difüzörsüz bu modeller. Egzoz gözükmüyor, aşağı dönüyor. Onları orijinaline çevirdim. Arka tamponu hem boyattım hem de oradaki plastik onarımla egzoz çıkışlarını orijinaline çevirdim. Hatta onun için bir tampon aldım. Aldığımız tampon bizimkinden çok çok kötüydü. Tamir etme yoluna girdik. Orada bir zarar ettik. Şu beyinleri işte koltuk beyinlerini boşuna almışım az önce bahsettim. Ondan biraz zarar ettik. Ama deneme yanılma olduğu için hani birebir bunu bilen kimse yok. Yapacak bir şey yok. Hani bunları yapmak zorundasınız. İşte jant takımları şuydu buydu. Yani aklıma gelmeyen başka şey var mı düşünün. Aynen. Şurada şey vardı, bardaklık. Bu bardaklık aftermarket yani sonradan alınan bardaklıklar. Bu arada şu an bayağı koyu ama. Bardaklıklar hiç olmuyor. Aftermarket bardaklıklar. O yüzden servisten gittim, bardaklık aldım. Şu an herhalde yani 1800 lira falandır o. Ben 1200 emine aldıydım. İndirimle. Sıfır şey aldım. Paspas aldım. Paspaslar da 2000 liraya yakın. Bunun yanında bu videoda gördüğünüz gibi işte öndeki o plastik, ne bileyim sağındaki bir şey, işte benzin depo kapağı, işte arka aydınlatma, ampuller, ıvır zıvır ne varsa tamamını servisten alıp değiştirdim. Bagaj kısmında detay yaptık. O döşemelerini açtım. Güzelce altında tozlanmış, pislenmiş yerler. Orada bir iki cıvatası eksikti. Tamir gördü yani. Onu değiştirdim. İşte plastik bakımlarını vesairelerini sağında solunda arabanın yaptım. Dışında eksik var mıydı? O arka taraf harici. Nikelajları falan iyi durumda. Başka aklıma gelen. Yani arabayla bayağı bir uğraştık işin Türkçesi. Yani deli gibi ne gerekiyorsa, ne eksiği varsa. Sunroof'u bir ara adaptasyon istedi. Onun adaptasyonunu yaptım. Ha, aynaların yer aydınlatmalarını LED'e çevirdim. Arka geri vites kamerasını takarken plak aydınlatmaları halojendi. Onları çok kaliteli yani dışarıdan su almayacak kapalı sistem LED'le değiştirdim. Onun harici camlarımızda bir sıkıntımız yoktu. Herhangi bir problemimiz yoktu. Ahşaplarımıza polisaj yapıldı. Ahşaplar kötü gözüküyordu. Düğmelerde bir sıkıntı yoktu. Onlara bir güncelleme yapmadık. Hava kabin filtremiz elbette ki değişti. Silecekleri değiştirdik işte. Cam filmleri çok kötüydü. Yeni Lumar, IRX tüm camlara cam filmleri yapıldı. Ön kaput çamurluklara stek en yüksek kalite koruma filmi çekildi. Böyleyken böyle işte yani arabayı mükemmel hale getirdik. Şimdi kış için bu Maybach görünümlü jantlar, drone çektim. Ama drone'da tabii arabanın dışı kirli ve şu an benim arabayı yıkatıp veyahut da kendimi yıkayıp video çekecek şeyim yok. Bir de burası yeni bir yol arkadaşlar. Eskişehir yoluyla Etimesgut arasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yeni yerleşkesi burası. Şu an nizamiyesinin önünden geçiyoruz. Bu yol motorda çok güzel oluyor da korkuyorum bir yere gel buraya diyeceklerdi. Şurası bir 2 kilometre 3 kilometre falan hem görüş açısı var hem dümdüz. Neyse yol da güzel. Yani buradan videoyu burada tamamlamak istedim. Yaz kışlık jantları. Onları size göstereyim. Videoları var. Yaz için de bir çalışmam var. İçeride gördüm. Olmazsa ayırtacağım onu. Ama tabii daha yaza çok var. Bakalım. Bunlar jantlar arkadaşlar. Sıfırmış. Şimdi lastiklerini de size göstereyim. Biliyorum aparat lazım ama evde unuttum sabah telaş eden. Şöyle bir çözüm bulacağız. Abi bu. Ben getirdim. Oo 22 bu ya. Tamam abi. Allah razı olsun. Değiştireceğim ya bu bijonları. Vallahi yani.
Eyvallah abi. Lastik jantlar sıfır arkadaşlar. Bilmiyorum kaç kere söyledim. Cemal hocam şeyleri de balansları da halletmiş. Şey, jilet. Babam arabada nasıl duradık? Bunları da usulüne göre güzelce yaptık. Benim kışlıkları da buraya bırakacağım. Elegans jantlarını üzerindeki lastiklerle beraber. Bakalım Mehmet abi gelin mekan. Malzemeler geldi. Heyecanlandım vallahi. Güzel gözüküyor. Eksik mouse eksiği yapıştırdım. Aynen. Yanlışlık var mı diye ama doğru. Tamam. Hallediyoruz. Süper bir balans oldu. Çünkü eksik yapıştırdım 20 gram. Aynen. 20 gram istedi. Yani makinenin hatası yok. Yok şu an. Doğru mu diye kontrol ettim. Bir nevi denedim ben ama doğru aynen çıktı. Tamam. Jantlar bitti. Şimdi sıkılığını kontrol ediyor tork anahtarıyla sağ olsun. Gündüz vakti de çekerim size. Baya güzel oldu. Allah inşallah sıkıntı olmaz. Çok yakıştı. Ellerine sağlık abi. Allah kaza bela vermesin. Süper oldu. Aynen. Beklediğimizden iyi oldu. Bir gündüz vakti de çekişi yaparız şöyle. Gördüğünüz gibi onlar da güzel oldu. Gayet memnun kaldım ben. Arabayla uğraştık işte. Bunları yapmasak olur muydu? Bence olmazdı. Çünkü bunları yapmadan araba tam hissettirmiyor kendini. Özellikle şeyler çok yordu benim. Bu işte sağında solundaki sesler vesaireler. Onları tek başına. Bir de arabayı aldıktan sonra şuradaki hava kanalının içine bir tane boncuk düşmüş. Abi 2-3 ay ona 2 ay falan ona kafayı taktım zaten. En sonunda çözdüm. Söktüm her yeri. Şeyi sökecektim en son. Havalandırma sistemini, o HVAC sistemini sökecektim. Dedim oraya gelene kadar şu şeyi arayı. Endoskop soktum. Benim Android telefonuma bağlanan endoskop var. O endoskopla hava kanallarını tek tek dolaştım ama çok aşina değilim. Endoskop da çok iyi değil. O boncuğu görmemişim. Hava kanalını şuradan sökünce pıt diye yere düştü. Kırmızı bir tane boncuk. Kafayı yedim. Neyse. Hani onunla da uğraşmadım değil. Mesela şanzımanda bu arabaların sıkıntı olur. Öyle bir vuruntu bir şey. Hani bir şey problem hissetmedim açıkçası motorda. Böyleyken böyle. Temiz bir arabaya da ne kadar hani piyasada temiz deniyor mesela şu an ilanlara bakıyorum. Temiz. Tamam temiz de. Mesela airmatik. Airmatiklerine baktırdım. Bütün 4 amortisör bizim değişmiş muhtemelen. Yes yeni çünkü. Airmatic fit şeyinde ben oradaki şu sağ önde söktüm baktım oralara. Ciddi bir problem söz konusu değil. Airmatik'imiz de çok güzel çalışıyor. Onunla ilgili de hani problem yok. Hani gördüğünüz gibi komplike arabada komplike problemler oluyor ister istemez. Bunların da üstesinden gelmek zor olduğu için işte arabaların ekonomik ömrü kısalıyor. Ben bunlar eksik olmasın diye bayağı bir uğraş verdim. Bir kısmı beni yorsa da çok zevk alarak, çok zevk alarak yaptığım şeyler olduğu için çok memnunum. Gayet güzel şekilde de biniyoruz. Yalnız satarken de laf ediliyor bazen de. Yani satarken bir arabaya bu kadar uğraşıyorsan açıkçası satarken de bunun farkı olması lazım. Çünkü dediğim gibi yani hiç kimse gerçekten böyle uğraşmıyor. Bahsetmediğimi fark ettim. Maliyet tabii bahsedeceğim demiştim tam olmamakla beraber. Arabayı bu hale getirmek tam birebir hesaplamadım. Excel'de bir şeyim var ama son aldıklarım sattıklarım yazmadım. 70 bin liraya yakın tutacaktır. İşte araba alırken dedim ya hakkı vesaire o araya koyarım olmazsa. Yani gerçekten bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü şu an işçilik her şeyde pahalandı. Hepsini üst üste koyduğumuz zaman muhtemelen 70 bin liraya yakın bir rakam çıkacaktır arabalarla. Yani orasıyla burasıyla. Yani bu derece mesai harcanmıyor. Mesai harcanmadığı zaman da alınan tat azalıyor. Ama böyle her şeyi tam bir şekilde binersen o zaman her şey mükemmel. Bunu da söylemiş olalım. Şu an 175.538 kilometredeyiz. Zevkle biniyoruz. Bu arabanın video yaptım. Uzun yolu gerçekten güzel.
Şu an için Gandalf'la yolumuza devam ediyoruz. Bir iki bir şeyler konuşuldu. Bu ara piyasada kötü. Onunla ilgili de bir video yapayım diyorum da fırsat olmadı. İnşallah onu da yaparım. Bir dahaki işlerde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.